Bu akşam sizlerle Kazakistan'da, kardeş ve dost Kazakistan'da gerçekleşen üzücü olaylarla ilgili görüşlerimizi paylaşmak istiyorum. Aslında Zafer Partisi açısından Kazakistan çok büyük bir öneme sahip. Türk dünyası çok büyük bir öneme sahip. Biz Zafer Partisi'ni kurarken Türk dünyasından temsilcileri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanmış Kazak, Kırgız, Özbek, Azerbaycanlı, Güney Azerbaycanlı, Türkmen birçok vatandaşımızı partimizin kurucuları arasına aldık. Çünkü Zafer Partisi aynı zamanda bütün Türk dünyasının taleplerini, özlemlerini ve sıkıntılarını anlama ve çözme iradesini ve politikalarını temsil eden bir parti. Ve Zafer Partisi'nin kuruluş sürecinde de Kazakistan'ın Yesi, diğer adıyla Türkistan kenti, önemli bir yer işgal ediyor. 19 Mayıs 2021'de Anıtkabir'i ziyaret ederek ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dua ederek yola çıktık. Ve sonra 29 Mayıs 2021'de Kazakistan'ın Yesi, diğer adıyla Türkistan kentini ziyaret ettik. Bu ziyaretin iki nedeni vardı. Bir, Türklük için birçok şeyin başladığı yerdi Yesi. Oğuz Han'ın başkentiydi. Ve aynı zamanda Türkler arasında İslamiyet'in yayılmasının öncü ismi Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin yaşadığı ve türbesinin olduğu kentti. Yesi de Türkistan'da büyük sürprizlerle de karşılaştık. Bundan 30 sene önce küçük ve köhne bir kent olan bu kent aradan geçen 30 sene içerisinde muazzam bir ilerleme kaydetmişti. Bir akşam Yesi'nin, Türkistan'ın ana caddesinde yürürken karşımıza dev bir anıt çıktı. Bu anıtta Nur Sultan Nazarbayev'in ve Atatürk'ün rölyefleri vardı. Ve bir tarafta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, öbür tarafta Nur Sultan Nazarbayev'in açıklamaları. Evet, bugünlerde Kazakistan'da başlayan ve sonlanan ayaklanma sonrasında Nur Sultan Nazarbayev'le ilgili bütün dünyada ama ne yazık ki Türkiye'de de bir karalama, küçümseme ve küçültme kampanyası yürütülüyor. Biz Zafer Partisi olarak Nur Sultan Nazarbayev'e yönelik bu kampanyayı şiddetle reddediyoruz. Nur Sultan Nazarbayev, Sovyetler Birliği çöktüğü zaman büyük bir bölümü Rusçadan başka dil bilmeyen, milli kimliği olağanüstü bastırılmış, kendi vatanında azınlığa düşmüş bir Kazakların ülkesini devraldı. Önce bu ülkenin parçalanmadan kuzeyinin Rus ordusu tarafından işgalini engelleyecek şekilde hassas ama çok hassas bir zeminde hareket ettiğini bilerek adım adım Kazakistan'ı bağımsız bir devlet olarak inşa etme mücadelesini verdi. 17 milyon kilometre kareye küçülmüştü Sovyetler Birliği. Kazakistan ise küçük bir nüfus tarafından yerleşilen dev bir ülkeydi. Bir tarafında Rus, öbür tarafında Çin imparatorlukları varlıklarını sürdürüyordu. Ve bu iki devin baskısı, batılı güçlerin petrol ve doğalgaz için aç hamleleri arasında 30 yıl içerisinde devleti adım adım inşa etti. Kazak milli kimliğini Hunlara ve Göktürk atalarına dayandırarak Türk kimliği üzerinde inşa etmeyi başardı. Kazak halkının özgüvenini inşa etti. Milli tarih anlayışını inşa etti. Ve buna daha Sovyetler Birliği çözülmeden başlamıştı anlaşılan. Çünkü Hoca Ahmet Yesevi adına kurulan üniversiteyle ilgili karar Sovyetler Birliği yıkılmadan 6 ay önce Nur Sultan Nazarbayev'in imzaladığı kararnameyle devreye girmişti. Evet, her siyasetçi gibi Nazarbayev de hatalar yaptı tabii. Ve bu hataların içerisinde çevresinin zenginleşmesi, ailesinin zenginleşmesi gibi hatalar da vardı. Olmamalıydı. Ama bu hatalar
Nursultan Nazarbayev'in 30 sene içerisinde çok zor bir devletleşme ve milletleşme sürecini başarıyla gerçekleştirdiğini ve 2 sene önce de kendi arzusuyla iktidarı Kazakistan'ın yeni cumhurbaşkanına Sayın Tokayev'e devrettiğini gördük ve hayretle karşıladı bazı çevreler. Olmaz zannedilen şeyi yaptı. Kendi hayat süresi içerisinde ölmeden ülkesinin demokratikleşmesi için adımlar attı. Bugün ise kendisine yönelik bir karalama kampanyası sürdürülürken ölüp ölmediğini dahi bilmiyoruz. Biz buradan Zafer Partisi olarak Erdoğan'a sesleniyoruz. Türk Büyükelçisini Astana'daki görevlendirin ve gidip Nazarbayev'i ziyaret etsin. Nazarbayev eğer bundan sonra Kazakistan'da dışında bir yerde yaşayacaksa yaşayacağı tek ülke Türkiye olmalıdır. Türk halkı kardeş Kazakistan'ın kurucu lideri, Türk dünyasının aksakalı Nursultan Nazarbayev'i ülkesinde ağırlamaktan onur duyacaktır. Nazarbayev Türkiye'nin sahip çıkması gereken ve ağırlaması gereken büyük bir konuk olarak ülkemize davet edilmelidir.